Can Bey merhaba. Merhaba. Sektör özel programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hoş burası rengarenk, çok da güzel eşyalarla, hatta tesbihler ve gümüşlerle dolu Altan Tesbih. Şu anda Fatih'teyiz. Eminönü bölgesinde, Çemberli Taş'ta hatta. Buranın hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Ben size anlatarak da izleyicilerimize paylaşır mısınız? Hem kendinizi hem buranın hikayesini paylaşalım mı izleyicilerimizle? Tabii buyurun ki. Buyurun, söz sizde. Ben burayı 2008 yılında askerden sonra kurdum. Evet. Ondan sonra bugüne kadar geldim. İşte bizim normalde asıl işimiz kuyumculuktu. Kuyumculuktan tesbih içinde benim bir sevdaydı. Böyle aşırı bir ilgim vardı. Hep de böyle yapmak istediğim bir meslekti. Ben ilk önce hobi amaçlı başladım bu işe. Hobi beni belli bir yerlerden sonra bayağı bir ustalaştırdı. Aşka dönüştü. Aşka dönüştü bende. Ondan sonra bir baktım ki hani bulunmaz bir yerdeyim tesbih evet. üzerine. Yani o kadar sanatkar olmuşum ki yani en büyük ustalarla beraber oturan kalkan bir usta olmuşum. Kendinizi mi keşfettiniz diyebilir miyiz? Ben bu tesbihte kendimi çok keşfettim ve çok ileri noktalara götürdüm. Evet. Hani Artem şu anda, adı nereden geliyor? Artem peki? Adı ben buraya bir isim düşünüyordum kız kardeşimle beraber evde. O arada isimlere bakıyordum. Artem gözüme takıldı. Artem de Türkçesi şu hakikat yolu. Çok hoşuma gitti. Süper. O şekilde buranın ismini Artem olarak koymayı düşündüm. Tesbih ve, çünkü sabır taşı olarak. Sabır taşı zamanda. Olarak. Evet. Yani tesbihin çok hikayeleri var. Baktığınız zaman birçok hikayesi var tesbihin. Doktorların. Birini bize paylaşır mısınız lütfen? Şöyle paylaşayım. Ben okuduğum bir şeyde baktım. Doktorlar, eski Osmanlı zamanındaki doktorlar, doktor olduğunu anlaşabilmesi için ellerindeki tesbihler kukadır. Kuka, eldeki mikrobu yok ederek doktorlar kullanırmış. Mesela bu beni çok etkilemişti. Evet. Mesela diğer meslek gruplarını insanların tesbihinden ayırt ediyorlarmış. Bakıyorlarmış tesbih şu, evet bu adam bu işi yapıyor diyorlarmış. Bir de sanıyorum biraz daha araştırmalarımıza göre de tesbihlerin herhangi bir farklı, tabii ki asıl olması şartıyla, farklı da sağlığa da etki edecek birçok yön bulunmakta, bir değil mi? Birçok yönü var. Taşına göre değişir. Taşına göre, bahsedebilir miyiz? Mesela kehribar, evet, kehribarın insan sağlığında çok bilinmeyen özellikleri var. Mesela insan stresini alır, sinirini alır, rahatlatır, ferahlatır. Kan dolaşımını sağlar. Sürekli parmak hareket ettiği için o kan dolaşımı sağlar mesela. Hani burası pompa gibi görev görür ve kan bütün vücutta rahat bir şekilde dolaşır. Tesbih çok önemlidir. Yani Osmanlı ve Türk kültüründe tesbih her zaman öne çıkıyor. Tesbih deyip geçmemek gerekiyor. Geçmemek aslında. Gerekiyor. Peki, çok ayrıntıları var. Altan tesbih diyoruz. Evet. Burada tabii ki tesbihten daha farklı ürünler de olduğunu ve yaptığınızı görüyoruz. Burası aynı zamanda bir atölye. Bir atölye burası. Satış atölyesi değil. Hani evet, showroom'unuz da var. Evet. Ve yapıyorsunuz. Birazcık buranın işlerinden ve hizmetlerinden de bir açalım mı birazcık izleyicilerimize? Ben burada mesela üretim yapıyorum. Gümüş üretimi yapıyorum ağırlıkla. Ekstra altın üretimi yapıyorum. Gümüş üretimlerinde erkek yüzükleri, işte tesbih püskülleri, tesbih ara malzemeleri olmak üzere o şekilde ürünler yapıp piyasaya veriyorum. Peki, hizmetleriniz hangi merkezlerde ağırlanıyor en çok? Neler yapıyorsunuz? İç piyasaya da ağırlıklı çalışıyoruz. Ara sıra yurt dışı müşterilerimiz oluyor. Özel ürünler istiyor, özel tesbihler istiyorlar ve o özel tesbihleri yapıp gönderiyoruz onlara. Peki, proje bazlı mı yoksa belli standart, belli tesbihleriniz var. Bunları mı almakla yükümlüler? Onların isteğine karşılıklı yaptığınız çalışmalarınız var mı? Ya bende hiçbir zaman uç nokta yoktur. Adamın istediği ne varsa ben onu hani bir şekilde yapıp önüne sunuyorum ve gayet tesbih, başarılı oluyorum. Orada motiflerinizle aşka dönüştürüyorsunuz. Aynen öyle aslında, oluyor. Değil mi? Peki, hizmet vermek çok zordur. Aslında tesbih deyip geçmemek gerekiyor. Çok sabır basit bir şey ya. Değil. Doğru. Evet. Siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben hizmet verirken insanların kırmamaya dikkat ediyorum özellikle. İnsanlar ne istiyor benden onu çok iyi anlıyorum ve insanın tam istediği şeyi ben vermeye çalışıyorum. Danışmanlık da yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet, benim başarı hikayem bundan geliyor. Peki, Türkiye geneline hizmet veriyorum demiştiniz. Evet. Türkiye geneline belli bayilikler mi var yoksa onlar sizden alıp bireysel olarak benden, sosyal medyadan mı yapıyorsunuz? Benden alıp bireysel olarak satıyorlar. Harika, sosyal medyadaki yerinizi söyleyelim medyadaki, mi? Evet. Nasıl ulaşabilirler hizmet almak isteyen insanlar? Facebook üzerinden, Artem Tespi üzerinden, sistemden yani çeşitli şekilde bana her türlü ulaşabilirler. Artem Tespi yazmaları yeterli. Kaliteli tespih de sizden alınıyor diyebiliyoruz. Aynen. Peki, öyle oluyor. Hizmet vermek zor demiştik. Evet. Aynı zamanda tabii ki hizmet sonrası destekler de çok önemli. Bir firmanın evet. büyüklüğü kadar, ürünlerin kalitesi ürünlerin kadar kalitesi. Da. Ürün sonrası, siz satıştan sonra herhangi problemle karşılaştığında müşterileriniz. Neler yapıyorsunuz müşteri hizmeti adına? Ben şöyle yapıyorum. Ben ürünümü sattığım zaman ömür boyu garanti veriyorum. Bırakmıyorum. Hiçbir kesinlikle. Şekilde bırakmıyorum. Evet. Ve mesela sattım. Adam diyor koptu. Getir diyorum yapalım. Mesela adam diyor bu sorun var. Getir diyorum yapalım. Hatta diyorum getir değiştirelim.
Süpersin. Yani insanlara çok güzel bir hizmet vermeye çalışıyorum. Tam bir burada. Müşteri memnuniyeti adına evet. da güzel bir hani hizmet veren bir yer olduğunuzu görüyoruz. Bu kolay değil elbette. Başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken çok güzel hissedebiliyoruz burada. Evet. Ama elbette yalnız olmuyor bu başarıda. Arkada bir ekip de var sanıyorum. Bir evet. Kaç kişilik ekibe sahipsiniz? Şu an 4 kişilik bir ekibe sahibim. Yetiyor şimdilik bize. Güzel. Peki. Bu bundan sizi 3 yıl öncesine geri götürecek olsam, burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanlara, şu andaki yerinizi hayal eder miydiniz? Neler değişti bugüne kadar? Şu andaki yerimi hayal etmek sadece düşünce olarak kalırdı. Çünkü hani ben bu işliğin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum. Evet. Ve iş başka bir yerlere geldi. Korku bir mücadeleyle kuruluyor. Çünkü bir işleri kolay da kurulmuyor. Aynen öyle. Yani ben sonuçta dedim ki ben o zaman 10 tane tesbihle başladım. Evet. Yani 10 tane tesbih yapayım dedim. Hani ne kaybedebileceğim ki en fazla? Ama geldiğim noktaya baktığımız zaman binlerce tesbih yapmışım. İlk yapmışım diyorsunuz. Tabii ki ilk yapmışım. Peki 2019-2020 artık 2019'un sonlarına evet. doğru gidiyoruz. Var mı farklı proje ve yenilikler? Yani var mı farklı proje ve yenilikler? Daha çok hani bu ürün tesbih işi reklam işine dönüyor. Yani daha çok kendimizi tanıtmak gerekiyor. Hı-hı. Tanıttığımız zaman zaten bir dünya markası yolunda daha çok her yerde görülmek istiyoruz. Peki son olarak da tesbih aşıklarına, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani şunu söylemek isterim. Buraya rahatça gelip bakabilirler, çayımızı kahvemizi içebilirler, tesbihlere dokunabilirler. Almalarına da gerek yok. Almalarına gerek yok. Sadece bakmaları. Aynen öyle. İzlesinler, burayı görsünler. Görsünler, gelsinler. Ama biz de herkesi buraya davet edelim. Özellikle çünkü tesbih çok önemli bir durum. Bu tesbihlerin en önemlisi merdiven altı yapan firmalar da var. Çok var. Gerçek olmayanlar var. Var, aşırı gerçekten var. Tesbihin gerçekliğine, onun gerçek enerjisine kavuşması için Artem tesbihe biz davet edelim. Burayı gören bilen biri olarak da. Tamam. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere Türkiye'ye kazandırdığınız bu kaliteli hizmet anlayışı için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür umarım ediyorum. Umarım uzun yıllar boyu oğlunuz da umarım bu jenerasyonu sürdürür. Artan tesbihi yıllar boyunca sürdürürsünüz ve ismini duyarız diyorum. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.